geldiniz arkadaşlar. Coins'lerim bitti. Yani gerçekten bu hesapta şu an 2.6 milyon var. En az 500 milyon coins'e olan hesabımda 200 milyon falan kaldı ve 300 milyon olan hesabımda da 100 milyon kaldı. Yani sıfırlanıyoruz. Toplam 1 milyar coins'im vardı arkadaşlar ve bugün artık şöyle güzelce bir coins kasma serisine başlayalım. Bakalım bir hafta içinde yeni böyle bomba coins kasmalar için kaç like gerekiyor? Yeni böyle destansı coins kasma için kaç like gerektiğini şu anda göreceğiz arkadaşlar ve ben bir hafta içinde yine hesaplarımda coins kasıp hesaplarımı geliştirmek zorunda kalacağım. Abi listedeki en yüksek coins geldi ya. Yani sizin için 3500 zor oluyor arkadaşlar. Artık 3500 yapamayabiliyorsunuz. Şimdi bana şey yapmayın abi, sen nasıl bize zor olur dersin falan demeyin. Like'larınızı atarak gösterin abi o zaman yapabildiğinizi. Bu ara sizi 3500 zorluyor biraz, ben size söyleyeyim. Hadi abi o zaman şöyle coinslerimizi bir kasalım ya. Yani 3500 like sizi biraz zorlayabilir arkadaşlar ama bence yapabilirsiniz. Çünkü bu coins kasmalar sizin de işinize yarayacak. Sizler taktik de alacaksınız. Ve çok eğlenceli de oluyor coinslerin artması. Ve arkadaşlar bu kanaldaki yeni videoları kaçırmamak için de bence bu kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var. 250 bin yani çeyrek milyon aboneye doğru gidiyoruz. Şimdi abi ben hızlıca coins kasmaya başlamak istiyorum. Öncelikle şuradaki haftalık paketlerden bana bugün ne çıkacak biliyor musunuz bugünkü hesabı arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi 80-90 paketi var. Bana Neymar çıktı ve 89'luk Neymar'ı 5 milyon 400 bin coins civarı bir şeye sattım abi. Ve 5 milyonumu aldım. Ve şimdi 7.5 milyonum oldu. En azından biraz hesapta bir şeyler yapılabilecek duruma geldik. Şimdi etkinliklerdeki bütün ödülleri toplayacağız. Ve buralardan maskeranolardır, coinslerdir, bilmem nelerdir. Bunların hepsini almaya çalışacağız. Bu paketi açmam yanlıştı bu arada benim. Ben 8 puanı niye buraya verdim bilmiyorum. Diğer paketler günlük paketler daha mantıklı ama onları da illa alırız. Şimdi burada 90'lık bir oyuncumuz var. Bir işimize çok şu anlık yaramayacak. Burada Dudey'imiz var. Buradaki ödüller şu anda pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. Ben açabildiğimizi falan sizlerle birlikte şöyle bir açıyorum. Taraftar Şirid'i de aldık. Şimdi bu etkinlikte zaten şu anda bir şey yok. Ultra paketlerimiz falan varsa, bedava açabileceğimiz ne varsa açalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ultra paket var. Ve buralardan bir şeyler çıkartmamız lazım arkadaşlar. Mascherano var mı? O da yok. Totimizde 85. Vallahi iyi çıkmadı. Burada herhangi bir oyuncunun 5 kez derecesini yükselt diyor. Bir ultra paket daha veriyor. Hemen bunu da yapalım. Bende bayağı bir Alcaber var arkadaşlar. Ben bu Alcaber'e gelip bunun derecesini yükselteceğim. Tabii ki de Alcaberlerle yükselteceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde de birazcık hem reytingi yüksek oyuncumuz olmuş olur arkadaşlar. Hem de aynı zamanda derece yükseltme görevini yaparız. Şöyle bir şansımı deneyeceğim abi. O yüzden de sağ üstte alıyorum kendimi. Ve şöyle abi hemen bir bastık denememizi yaptık, olmadı. Abi buradaki şansım gitti mi lan? %60'da ben çok şanslıyım. %50'de de çok şanssız mıyım? Hayır. %50'de de ortalama bir şansım var abi. %50 2'de 1 ihtimal. Zaten 2 kere denek bir tane oldu. Tamam. Ne şanslıyız ne şanssız burada. Tamam abi ben bunu yaptım. Şimdi bunu buradan çıkartıyorum abi. Bir oyuncu daha bulalım hemen 2-3 tane olan. Ona da basalım abi. Bu arada bu görevi de bu şekilde yapabilirsiniz ama yani oyuncu bulmak da birazcık zor. Burada Berk var ama abi gerçekten yani birkaç tane olan oyuncu da hiç yok. Rickon var. Rickon'a da gelelim. Rickon'a da 2 reyting yükseltelim hemen arkadaşlar. Ve olayımızı halledelim. Bir reyting yükseltmek yeterli miymiş bilmiyorum. Ben bir tane daha yükselteceğim garanti olsun diye. 5 tane yükseltmemiz gerekiyor. Yok tamam, oldu galiba. Oldu mu? Oldu herhalde abi. Tamam abi ben ona sonra bakarım. Oldu, hallettik abi. 200 cevherimizi de alıyoruz. Ve kahramanlar ultra paketimizi de açıyoruz. Bakalım paketten ne çıkacak? Abi hiç yola gitmiyoruz. Coins kasmamız lazım. Maskeranolarımız bilmem nelerimiz aşırı fazla var. Onlarla da deneyeceğiz. Burada da mega paketlerimiz var ama biz şu anda para harcamadan coins kasmaya çalışıyoruz. Şu anda daha bir şeyler çıkaramadık. Birer milyonluk totilerimizi falan çıkardık ama bize birer milyonluk oyuncular yetmez abi. Ben bu hesapta şu an 10 milyon yaptım ama 10 milyon bize yetmez. Bizim bir şeyler daha çıkarmamız lazım. O yüzden şöyle kahramanlar etkinliğimize bir geldik. Burada Conductor kısmında hiç ilerlememişim. Burada bir ilerleme yapalım. Ödüllerimizi sizlerle birlikte alacağız. %1000 arası cevherden bakalım bize ne kadar verecek. 100 verdi ya, yazıklar olsun abi. 100 ile 1000 arası diyorsun, bari ortasında bir şey var yani. 55 tane, o yok, 55 artı 15 tane oyuncu var abi pakette. Ve 83 çıktı vallahi, bravo abi. 55 artı 15 oyuncudan 83 çıkartabilmek bence başarı ya, gerçekten zor bence. Burada bir 100 cevher var. Ben devam ediyorum. Yine 100 ile 1000 arası cevher. Yine 100 verirse gerçekten yani ayıp eder. 500 verdi. Çok teşekkürler. İşte böyle yap abi. Toplam 300-300 vermiş gibi düşünelim abi. 84 artı Bundesliga satılamaz da olsa güzel bir paket. Denememizi yapalım bakalım. Belki bir şey çıkar ama abi 84 artıdan 84 geliyor. Ya bu şansları biraz yükseltmemiz lazım. Coins kasmak için şans da lazım sonuç. Arkadaşlar 87 artı Premier Lig var. Totti'ye gidersek çok büyük heyecanlar yaşarız ama gider miyiz?
Abi bir gitsek şimdi 87 verecek biliyor. Oo 91 ulan satılabilir olsa fena olmazdı. Bu arada ben kamerayı tekrardan şuraya alayım. Derece yükseltme falan yapıp coins kasarsak oraya tekrardan alırız. Zaten bitti. 500 ile 5000 arası cevher var burada. Yani 2000 falan verirse gayet okeyim ama verir mi? 1300. Olur. Olur 500 ile. Bu arada 12.300 cevher oldu. Cevheri de 15.000 yaparsak 15.000 cevherlik paket açabilirim bugün. Bakalım ne olacak abi. Burada bir tane de 85 artı paket var ama çok bir güvenmiyorum. Evet Rivals'a gitti zaten ve 88'lik oyuncu verdi. O satılabilir miydi bilmiyorum. Arkadaşlar buradan 90-97 paketini hiçbir şekilde almayacağım. Coins kasma videosunda olduğumuz için buradan Mascherano alacağım. Ama istiyorsanız ilerleyen günlerde 90-97 şansını çok denerim. Sonuçta ben video çekiyorum arkadaşlar. Direkt hesap odaklı olmak zorunda değilim. Video odaklı, video güzel olsun diye de bir şeyler yapabilirim ama hep 90 veriyor. Yani orada hiçbir şans faktörü yok. Kesinlikle 90 veriyor, öyle bir sıkıntı var. Ben ödülleri açmaya devam ediyorum bu şekilde. Güzel ödüllerle yine karşınızda olacağım. Abi 83 artı var. Frimpong'a okeyim ya. Toti'ye giderse vallahi helal olsun derim. Abi Şampiyonlar Ligi ya, yeter şu maviler artık Toti olsun ya. Arkadaşlar siz görmediniz ama ben 1000. kez Dudek alıyorum buradan. 1000 tane Dudek'im oldu. Ne yapacağım bu kadar bilmiyorum. Dudeklerle de güzel coins kasabiliriz. Zaten önce Dudek'le başlamamız lazım. Bu arada 85 artı Premier Lig. Hadi artık bir Toti'ye git ya. Hadi Toti be. Abi şu 85 artı Premier Lig'ler bir kere Toti'ye gitmiyor ama güzel oyuncular çıkıyor. 90 çıkıyor yani. Fena değil ama bir Toti'ye gitsek fena olmayacak. 100 ile 1000 arası bir cevher açıyoruz. Bakalım buradan ne verecek? 300 güzel abi. 15.000 cevher yaparsak 15.000 cevherlik paket var galiba. Burada 2 tane ödül kaldı arkadaşlar. Bunları da açacağız yakında. Premier Lig karma santrafor diyor lan. Çok az oyuncu var ha. Buradan Haaland'ı çıkartabiliriz. Burası bu paket güzelmiş abi. Bu paketi açtığımız zaman ilerleyen videolarda açacağız ama heyecanlandım o paket için. Şimdi Tricky Beast'i bitirmiş miyiz? Bunu bitirmişiz. Motoru bitirmiş miyiz? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Motoru da bitirmişiz. Buradaki her şeyi, bitirebileceğimiz her şeyi bitirdik. Bütün ödüllerimizi aldık arkadaşlar. Kahramanlar Seferi'nin kaç saati var ona bir bakalım arkadaşlar. Şu an bitmiş durumda mı? Onun bir saati var. Ana ekranımıza gelelim tekrardan. Oo, Kahramanlar Seferi'nde de ödül var. Kahramanlar Seferi'nde de ödül alabiliyoruz. Şöyle abi hemen karma versiyon oyuncumuz var. Bu arada buradan da muhtemelen iki tane Mascherano alırız. Gayet güzel ödül. 91-93 var. 93 verirse fena olmaz. Bakalım ne verecek abi. 93 gelir mi? İkon veriyor bir de. İkon 93 fena olmaz ama 91 McManaman verdi. Olur abi, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün ödülleri aldık sayılır. Ana kısımda ne vardı burada? Ana kısımda da ödülümüz var. Meret kimlikleri full oynuyorum bu arada. Ha burada da abi. 1 milyon coins var bir. Coins kasıyor sonuçta. Alalım 1 milyon coinsimizi. Ve lan oğlum bu da güzelmiş. Vallahi güzelmiş abi. Bunu da aldık. Gayet güzel arkadaşlar ve biletimize gelelim. Biletimizi de tamamlayacağım. Yani burada sınırsız. Zaten ben bunu tamamlamışım abi. Buradan da biraz bir şeyler. Oğlum yola niye gidiyoruz? Çünkü Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Ve 85'likte bir oyuncu geldi. Şimdi ana ekranımıza geliyoruz. 11 milyonumuz var. 12.000 cevherimiz var. Ve bu kadar abi. Ben bütün alabileceğim ödülleri sanırım aldım. Bayağı da bir ödül aldık. Gayet güzel abi. Gizemli transferler bugün yenilenmiyor zaten. MLS'e de bir daha bir bakın. Yani arkadaşlar benim bunları 9 saat içinde oynamam, yani bu gece oynamam lazım ve oynayacağım ve buradaki görevleri de yapacağım. Bunun videosunu da yapacağım çünkü bitiyor. Haftalık görevler bitiyor. Dönem kısmı nasılmış? Dönem kısmına ben hiç ilgilenmedim gerçekten ve bunların 25 günlük süreleri var. Bunları oynadığımızda ne kadar ödül kazanıyoruz bilmiyorum. Yani bunları sona kadar geldiğimizde bile bu kadar verdiği için bir şey yapmıyorum. Ekstra bir şey varsa yorumlara yazın, onu da yaparım ama benim için tatmin edici ödülleri yok açıkçası. Değecek ödülleri yok. Haftalık görevleri yapmak zorundayız ama buralarda da okeyiz abi. Şimdi ben buradan bir dakika 1500 cevher falan alabiliyor muyum ya? Şuraya bir bakayım abi. Bu zor. Abi lig turnuvası kazansak 1000 cevher alırmışız. Şöyle bir mağazaya bakıyorum abi. Mağazadaki paketlere bir bakacağım. Neler var? 15.000 cevher, 10.000 cevherlik paketler var. Bir tane limit satılabilir paket. Ne veriyor abi? 2 tane 88-96 diyor. Yani Hakan Çalhanoğlu var bir tek güzel bu arada bence. O da 55 milyon. Ulan çıksa 55 milyon kasıyoruz ha. Vallahi çok güzel toparlar. Kulübali ne kadarmış? Kulübali de 50 milyon. Oğlum 95'likler 50 milyon. Bu ne kadar? Bu da değerli mi? Bu değersiz işte abi. Yani 96'lık. Alcaber tamamen değersizdir. Nerede abi? Alcaber'in değeri mi yok ya? Alcaber'in direkt değeri yok. 30 milyon yazıyor yanında ama. Yani abi bu paket ne kadar mantıklı bilmiyorum. 15.000 cevhere çok güzel paketler vardı galiba. Yani bu paket daha büyük ama Ramazan paketleri abi en fazla 96 verdiği için. Yani Ramazan paketi dışında şöyle usta kahramanlar sınırlı paket. Ya bu paket çok güzel. Bu paketten de açmaya çalışırız. Şimdi arkadaşlar ben bu hesaptan çıkmadan sizlerle birlikte bir buraya da bir bakacağım. Abi bak. MLS mega paket. Bu paketten zaten açabileceğiz. O yüzden şu an MLS mega açmayacağım. Ya burada güzel bir paket var mıydı abi 15.000 cevherlik ya? Ultimate paket var. Yani çok büyük bir paket yok abi onlar dışında. Yani en iyisi 15.000 cevherlik kahramanlar paketi bu arada bence. Kesinlikle siz de 15.000 cevherlik paket açacaksanız bunu açın. Çünkü yani 93-97'nin şansını yakalarsanız güzel bir oyuncu çıkartabilirsiniz.
Bakacağız abi ona da. Şimdi ben bir arkadaşlar maskerano sayımı göstereceğim. 4, 8, 10 tane maskerano var. 10 tane maskerano demek 3 kere maskerano ile coins kasabilmek demek. Ve dudek sayımı da sizlere şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şuradan hemen şunu buraya koyuyorum. Dudek sayıma da bakalım şöyle. Kaç tane dudeğimiz varmış abi? Yani 4, 8, 12, 16, 20, 24... 27 tane dudek var. Bu da 9 kere dudekle 89'luk bir oyuncunun yükseltilebilmesi demek. Yani inanılmaz abi. Dudeklerle bayağı bir coins kasabiliriz. Güzel bir oyuncu arayacağım şimdi. Şimdi özellikle yeni bir 89'luk oyuncu falan bakmak istiyorum arkadaşlar. Ama bunları yükselttiğimiz zaman iyi çok dudek dağıttığı için çok fazla coins kasılmıyor. Buradan 6,5 milyonu alıp şöyle 12 milyona satabileceğimiz bir oyuncu alabiliyoruz. 5-6 milyon kasabiliyoruz. Bakalım daha iyisi var mı? Abi her zaman en iyisi Mazrui gibi duruyor. Yani gerçekten 14 milyon 600 bine satabiliyoruz ve 7,5'u alabiliyoruz. Şöyle 7580 teklif vereceğim ben arkadaşlar. Gelirse videoda hemen yapalım. Zaten bir tane teklif verebiliyorum ama daha iyi bir oyuncu bulursam değiştiririm tabii. Yani arkadaşlar eski oyuncular görmüş olduğunuz gibi bayağı bir fark var. Ben Arda Güler'le falan sizlere ne kadar coins kasabildiğimi zaten göstermiştim. Ama eski oyuncular gerçekten hiç olmuyor. Yeni çıkan 89'luk oyunculardan da işte en mantıklısı şu anda Mazrui, son zamanlarda gelenlerden. Mazrui geldiğinde devam edeceğiz. Şimdi başka bir hesapta da biraz coins kasmaya çalışalım. O hesapta erişim sınırımız dolu bir kere arkadaşlar. Ve 19 milyon ve 4000 cevherlerimiz var. Şöyle emirlerime baktığımda sattığım bir oyuncu var. 40 milyon buradan Arnold'u alacağım. Ve bu hesapta kalan miktar da gerçekten çok az. Burada biliyorsunuz dün Sanchez çıktı. Burada bir tane Harry Kane görüyoruz. Harry Kane'i de biraz daha değeri yükselirse satacağım arkadaşlar. Hatta şimdi yeterli. Burada Kim Min-jae'yi de satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kim Min-jae'yi de satacağım. Çünkü zaten şu an ilk 11'imde ama o da çıkacak. Ve bu şekilde bir sistemimiz var arkadaşlar. Ve bu da 36 milyona gidiyor şu an. Yani bayağı bir değersiz herkes arkadaşlar. Ve bu hesapta en az 300 milyonumuz hep oluyordu. Şu an herkesi sattığımda 100 milyonum var sadece. Yani 100 milyon bize yetmez. Ve bir de bu hesapta şöyle bir sıkıntı var. Erişim sınırı var abi. Erişim sınırını da halletmemiz lazım bir şekilde. Şuraya ben diğer Kim Min-jae'yi eklemem lazım bir kere. Bizim Kim Min-jae'yi çıkarmıştık ve o yüzden satılabilir Kim Min-jae'miz olmuştu. Şöyle bir arkadaşlar ekliyorum. Bir de Bastoni'yi de yedek kulübesini almak istiyorum. Çünkü oradan da arkadaşlar Bastoni'yi de bir şöyle yükseltelim. Arkadaşlar bu arada bir sürü Osimhen çıkarmışız. Osimhen'leri şöyle bir denersek 3 rating birden arttırırsak 94'ken Osimhen oluyor. Ve biraz daha Osimhen çıkartmaya devam edersek bu hesabı bayağı bir coşturabiliriz. Şöyle ben biraz devam ediyorum arkadaşlar Osimhen yükseltmeye. Şimdi bir şans deneyeceğiz abi. %50 şansı tekte başarabilirsek bu sefer çok güzel olur. Ve hissetmiştim başaracağımızı. Ve yaptık arkadaşlar. Osimhen görmüş olduğunuz gibi 94 rating oldu. Ve gayet de güzel bence abi. Bir de Ramazan görevleri ultra paketimizi burada da hazırladık. Ve abi yani Szoboszlai falan yerine bu çift santraforlu kullanabiliriz dizilişimizi. Yani bu hesapta farklı dizilişler, farklı şeyler ayarlayabiliriz. Ratingimizi falan da daha da yükseltebiliriz. Bu hesap biraz daha güzel durumda şu anda. Şimdi abi bu hesapta limit var, sınır var. Bu hesapta bazı oyunculara derece basmamız lazım. Onu da bir şekilde yapmam lazım. Abi ben bu hesapta çift santrafor oynama kararı aldım. Ve bir an önce bir oyuncuya da bir şeyler basmak zorundayım açıkçası arkadaşlar. O yüzden ben Osimhen'e antrenman basacağım. Kullanmasam bile biraz oyuncu basmam lazım. Çünkü abi sınırsız oyuncum var artık. Ve abi 10 seviyeye kadar bastım. Bayağı da bir oyuncu azalttım bence. Yeterlidir diye düşünüyorum. Sonra daha da basmamız gerekirse basarız. Osimhen'i bayağı bir yükselttik. Şimdi buradan bir ultra paketimiz var arkadaşlar. Bir tane ultra paket açalım bakalım. Şöyle videonun ilerleyen zamanlarında böyle daha da yüksek coins'ler göreceğiz ama abi yola ilk defa gittik bu arada ultra paketlerde ama 85'genlik bir oyuncu ve 70 artı 13 oyuncu ve 7 bir sürü de oyuncu verdi. Boşu boşuna abi. Şuradan bir standardımızı açalım arkadaşlar biz şimdilik. Bakalım ne veriyor. 85-84'ümüz var. 200 de cevherlerimizi alıyoruz abi. Ve burada da başka da bir zaten abi ultra paket yok. Şimdi bakalım abi kaç cevherimiz var. Şöyle bir abi ana sayfamıza bakalım. 4400 cevher var. Buradaki ödülleri de toplayacağım ben. Yani bayağı bir ödül toplamış olacağım ve patlayacağız muhtemelen abi. Yine oyuncularım dolacak ama bir tane 89'luk oyuncu geliyor şu anda. Grealish geldi. Dudek geldi. Böyle bir oha abi bu oyuncularla ben sınırı açtım bu arada. Ve abi oyuncu altı oyunun birçok özelliğinin zayıf bir oyun deneyimi. Abi sınırsız oyuncu aldık oradan. Ve ben her şeyi Osimhen'e basmak zorundayım. Şu an hemen basalım. Abi 20 seviye yaptım ya değil mi? Bronzlarla 20 seviye oluyor değil mi bu? Yani mecburen 20 seviye yapmak zorundaydım arkadaşlar. Osimhen'e değer mi bilmiyorum. Değer mi bilmiyorum ama arkadaşlar ben bu videoda devam edebilmek için bunu yapmak zorundayım. Hala bir sürü bronz oyuncum var. Ve ben Osimhen'i kullanabilirim. İyidir abi sıkıntı yok. Bu hesapta Osimhen'i kullanırız. Bayağı da bir güçlü de bir oyuncum olmuş oldu. Ben bunu maskeranolarla falan belki biraz daha yükseltirim. Şansımı denerim hatta. Şimdi burada bir sürü paketlerimiz var. Ben buraya bir geçiyorum. Şimdi biraz bir şeylerden devam etmemiz lazım ama 5200 cevher olmuş. Şöyle bir cevherli paket açılımı yapmak istiyorum açıkçası. Ben 5000 cevherlik paketi burada deneyeceğim. Diğer hesapta 15 yapmaya çalışıyoruz ama burada bir 5000 cevherlik paket denemesi yapacağız.
90 artıya gidersek de bir şey verebilir abi. %15'lik şansı yakalarsak ama nereye yakalıyorsun abi ya? Gerçekten değişik bir sinirim bozuldu şu anda. Sinirim bozuldu. Bir şeyler olması lazım şu an. Buradan da Mascherano'muzu ve Dudek'lerimizi ve aynı zamanda arkadaşlar bir sürü ödülümüzü alacağız. 91-93'lük oyuncumuz var bir tane daha. Hemen bunu da açalım. Osimhen ver lan. Vallahi Osimhen. Osimhen ver. Nijerya de. Abi Fransa dedi be. Griezmann verdi. Olsun, Griezmann'ımız da belki vardır. Kahramanlar puzzle'ındaki bütün ödülleri tamamladın mı? Ben bunları da bir toplayayım. Bunlar da ödül veriyor galiba. Buraya devam ediyorum ben arkadaşlar. Buradaki The Conductor kısmını tamamlıyorum. 100 ile 1000 arası cevherden 750 verdi. Vay vay vay. Bayağı yüksek verdi bu arada. Yine 55 artı oyuncu açıyoruz. Bakalım buradan ne çıkacak. 55 artı oyuncular. Bak burada hiçbir şey vermedi doğal olarak. Bayağı bir oyuncu alıyoruz abi buralardan ya. Aslında gen yükseltme yapmış olsak daha güzel değerlendirirdik ama şimdilik bu şekilde bir devam edelim bakalım. 84 artı Bundesliga. Bir Totti yoluna git artık be oğlum. Hadi be oğlum ya. Abi şuradan bir kere yani bir 96 Ultimate Totti falan çıkmayacak mı? Bütün hesaplarda sonuna kadar hepsini her gün oynuyoruz abi, bütün etkinlikleri neredeyse. Hadi be ya. Abi hadi ya. Ya bir Salah bir şey ver de şu oyunu bize bir coşturttur be abi. Bir Totti'ye git yeter bana. Abi hadi be. Ah be abi, bir kere ya. Ulan bir kere yani gerçekten bir kez olsun şuradan böyle bir dehşet bir para kazalım. Buradan bir abi 500 mü verecek? 500 mü verecek? 1200 verdi. 2500 oldu cevher bu arada ve 85 artı ama ben bunu şu an istemiyorum abi. Bu ne ya? En fazla 93 veriyor zaten. Ve buradan da yine Mascherano'mu alıyorum arkadaşlar ve hesaplarımdaki Mascherano'lar çok birikti. Bir dahaki bölüm gelirse eğer, bir dahaki bölümde Mascherano'ları basacağız ve bayağı bir coşacağız. Bir flash freeze'den devam edelim bakalım. Bu hesabımıza girdik bu arada. Bir daha bir kontrol edeceğim abi ama görünmüyor. En son görünmüyordu abi. Kapatıp açtım oyunu ve gelmiş. Mazrui'miz gelmiş, şükürler olsun ki. Şimdi arkadaşlar biz bu Mazrui ile derece yükselt deyip 6 tane Dudek basıp abi, 6 Dudek'le şöyle bir 194 yapabilir miyiz? Oldu. İşte bu kadar abi. Yes! Abi güzel. Coins kasmaya daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Bu hesapta 2 milyon vardı. Videonun başında 2 milyon vardı. Şu an hesabımızda 3,5 milyon coins var. Ayrıyetten bir de abi Mazrui'mize bakalım şu an kaç milyon coinsmiş. 14 milyon. Satabilirsek tabii abi. Ne kadar en ucuzu? Abi ben 14.700'den koyuyorum. Satıldığını zaten sizlere göstereceğim. Satıldıktan sonra 2 oyuncu daha alacağız sizlerle birlikte ve bu dudekleri basacağız. Ama ben bütün dudeklerimi şu an kullanmak istemiyorum. Çünkü çok değerli ve güzel 89'luk bir oyuncu gelirse arkadaşlar bayağı bir güzel kullanabiliriz dudekleri. O yüzden dudekleri biraz bekletiyorum ama bu dudekleri de yakında artık kullanmak da istiyorum. Bakalım abi, şöyle bir devam ediyorum ben. 83 artı Bundesliga ama arkadaşlar yani Totti'ye gitmediği sürece 92 bile vermiyor. Yani en iyi ihtimalle 92 veriyordu zaten o paket. Burada dudeklere devam ediyoruz. Bu 6 dudek abi, dudeklerin tanesinden 1 milyon kasmak bence gayet iyi. Yani %60 şansınızı tutturabilirseniz güzel abi, şu paketten işte ver artık ya. Bir ver abi, benim inancım kalmadı bu pakete. Yani bu paketten benim gerçekten hiçbir umudum kalmadı abi artık. Yani ne Totti'ye gidiyor ne bir şey yapıyor, gitmeyecek yine Totti'ye. Biliyorum abi, vermez yani. Asla Totti'ye gitmiyor ve verebileceği en düşük oyunculardan birini veriyor. Yani madem öyle bize niye abi vereceğim diyorsun. Verme ihtimalin varmış gibi gösteriyorsun. 3 tane hesapta 1000 kez açtık şu paketleri. Bir kere bir şey vermedi yani. Buradan cevher bazen yüksek verebiliyor ama 100 ile 1000 arası 100 verdi. Yani ilginç bir oyun arkadaşlar. Bakalım şimdi devam edelim. Burada da yine arkadaşlar bir 1 milyon coins'imiz var. Onu alalım biz sizlerle birlikte ve aynı zamanda da burada da arkadaşlar Mascherano ve Dudek'lerimiz var. Onları da alalım gayet güzel bir şekilde. Bu hesabımızda da Mascherano ile bir coins kasma deneyebiliriz ama onun öncesinde bir oyuncu satmamız lazım ve ben şu anda çok oyuncu satmak açıkçası pek istemiyorum ama yani şu Kim Min-jae'nin değeri ne kadar değişebilir ki diye de düşünmüyor değilim abi. Ben bunu 17 milyon 200 binden gömçürüyorum abi ya. 17.200'den ben bu Kim Min-jae'yi sattım. Harry Kane'i bekleteceğim abi. Harry Kane'in değeri artabilir gibi de geliyor. Düşebilir gibi geliyor ama belli olmaz abi Harry Kane'in durumu. Burada da Gov'ları birbirine basıp abi 3 tane Gov'umuz var. Gov'yu 95 yaparsak 11 milyon yapıyor. 96 yapmadığımız sürece değeri artmıyor bunun da. Yani değmez abi ya. Satılmayacak diye de basmayalım şimdi. Ellemeyelim abi Gov'larımıza. Bayağı bir Mascherano'muz falan var. Onlarla bir şey yapabiliriz. Burada Sancho'muz var mesela. Sancho da kötü durumda. Yükselince de satılmıyordur. Yükselince satılıyor aslında. Sancho'ya basıp satsak mı diyorum ama ikisi de satılabilir olunca da şu an elim tereddütte kalıyor arkadaşlar. Burada Bastoni'lere falan bak abi. Bastoni'yi bayağı yükseltebiliriz. Yani bayağı güzel oyuncularımız da var aslında ama yani şu anda benim abi bir Mascherano coins kasması yapmam lazım. Bayağı da bir Mascherano'm var. Onları bir denemem lazım. Arkadaşlar burada şu MLS yükseltme takasını deneyip MLS ile ilgili sizlerle bir paket açılımı yapmak istiyorum açıkçası. Ben onu göstermek istiyorum size de. Bayağı bir 80'lik oyuncumuz da olmuş. Şöyle bir aç diyelim. Ve şunu şöyle abi, yükseltme takasının birinci görevini yani 10 paket açarsanız
Size EA ne ödül veriyor? Bunu açıkçası görmenizi istiyorum ve bir tane bunu şu anda sizlerle birlikte açacağız. Ultra paket var burada. Burayı toplu da yapabiliriz. Bu ultra paket bakalım ne veriyor abi? Gerçekten merak ediyorum. Yani abi Rivals'a gidiyor ve yani bunu tweet ooo 90 genlik fena değil aslında. 90 gen Kane çıktı, yanında da bir sürü oyuncu da veriyor ama yani bu ultra paketler aslında biraz daha bir şeyler verse güzel olur. Çünkü ben bunları tamamlamak istiyorum. İki hesabıma ben burayı tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Ve şu an pek bir şey açıkçası vermedi. Ve arkadaşlar bu arada bu 2000'ciye satıldı ve benim coins'im 73 milyon oldu. Bu Harry Kane'i satsak kaç milyon abi? Kane'in şeyini şöyle Kane diyelim bir arama diyelim. Ve bu Kane abi şu an satılmıyor. Tamam abi geçtim o zaman. Şimdi arkadaşlar şöyle bir oyuncu bakmak. Bu arada Mazrui'miz satıldı. 7.5 milyon coins'i almıştık ve arkadaşlar 13.2 milyon coins getirdi bize. Yani 2.5 artı 3.200 yani abi 3.5 2.5 6 milyon coins, yani biz dudakları tanesinden 1 milyon coins kasmış olduk ve şu anda 16 milyon coins oldu bu hesapta. Bu hesabı biraz daha arttırmamız lazım arkadaşlar. O yüzden şöyle ben bir buraya Mazra yazıyorum. Bir de abi şurada ben 93'lük bir Declan Rice çıkarmıştım. Bu oyuncuyu umarım bir ara satabilirim. Gerçekten abi nefret ettim. Yani onu çıkardığım gün hayattan nefret ettim. Ben şimdi bir Mazrui'yi daha alacağım arkadaşlar bu şekilde. Hatta iki tane alabiliyorsam iki tane alacağım. Ama takımımdan değil tabii ki. Şöyle arkadaşlar buradan da bakalım 7580'den iki tane teklif vereceğim. Alabiliyorsak tabii, yetiyorsa yetiyor abi. İki tane daha teklif vereceğim. İkisi de gelirse ikisini de deneyeceğim arkadaşlar. Olmadı olmaz ama bence olur arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Mazrui'leri yine aldım ve Dudek'leri yine Mazrui'ye basacağım. Şu an en mantıklı o görünüyor. Ve burada da arkadaşlar özellikle yeni gelen kartlarla birlikte şöyle şuradan şuraya çıkarken yüksek coins kastıran bir şey. Hatta buradan buraya çıkarken abi 37.300'e alıyoruz ve 69.700'e satabiliyoruz. Yani gerçekten ilginç. Bayağı ucuza alıp bayağı yükseltebiliyoruz 3 tane Mascherano'yla. Bunları bir deneyeceğim artık. Mascherano'nun tanesinden 10 milyon 20 milyon kasılamıyor olabilir ama biraz bir şeyler deneyeceğiz. Özellikle son gelen etkinlik oyuncularına bakmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden program diyeceğiz ve programdan da arkadaşlar MLS diyeceğiz. MLS oyuncuları belki ekstra coins'ler kastırabiliyordur. 56 milyondan 73'e çıkıyor mesela. Bu Insigne'ye bakalım abi. Insigne ne kadar çıkıyor? 47'den 87'ye. 30 milyon kastırıyor. Yani kesintisiz bu arada 30 milyon. Kesintiyle daha da çok zarar verir bize. Ve Rico Puig. Puig güzel görünüyor abi. Puig de 30 milyon kastırıyor ama garanti kastırıyor abi. Puig 69'a satarsın yani direkt. Puig şu anda güzel görünüyor. Diğer reytinglere de bakalım. Yani Bürki'yi 88'e alıp 130'a satsan güzel olabilir ama hatta en iyisi Bürki gibi duruyor şu an ama 88 milyon coins yok elimizde. 15 milyon coins daha lazım bize. Ve bunu da Harry Kane'le de yapmak istemiyorum açıkçası. Ben daha değeri artabileceğini düşündüm ki artmış aslında. En fazla da 18.200 olmuş. Ben bu Kane'i de satacağım abi. Bürki dışında başka bir oyuncuyla da deneyebilirim ama bir Kane'i satayım ben. Ve Bürki'yi denemek istiyorum ya. Bürki bana açıkçası biraz mantıklı da geldi. Hatta Bürki'yi şöyle yıldızlayalım, başka oyuncular da bakalım. Yani şu an Harry Kane'im satıldı ve ben Bürki'ye direkt teklif vereceğim. Tam 88 milyonum oldu yani. Şu an bizim için tam olabilecek en iyi senaryolardan birisi oldu. Ama o kadar paramız var mı bilmiyorum. Şu an 88.500 teklif verebiliyor muyum? Veremiyorum galiba arkadaşlar. Evet, 88.500 teklif veremiyoruz. O yüzden birazcık daha bir şeyler satmam lazım. Arkadaşlar bu arada Bürki'den vazgeçtim gibi bir şey şu anda. Ben 2-3 milyon daha sattım arkadaşlar ve şu an 90 milyonum oldu. 90 milyon fena değil. Benim burada daha önceden takip listeme eklediğim oyunculara baktığımız zaman arkadaşlar burada gerçekten Kim Min-jae mesela daha iyi coins kastırıyor. Valverde'ye bakalım, Valverde daha az kastırıyor ama Kim Min-jae daha iyi kastırıyor gibi geldi. Hem daha az değerli hem de daha iyi kastırıyor. Theo Hernandez 89'a direkt alabiliyorsun. Ve 120'ye satıyorsun abi. Tamam Theo çok iyi değil abi. Öngün sona da bakalım. Son nasılmış? 71-102 yani Kim Min-jae en iyisi gibi arkadaşlar. Kim Min-jae'yi deneyebiliriz. Şöyle abi 68 milyonluk bir teklif vereceğim ben Kim Min-jae'ye. Ve arkadaşlar eğer 68'i alıp 100'e satarsak. Yani gayet iyi abi 68'i alıp 100'e satarsak. Aa gerçi abi 32 milyon kastırmış oluyor ya. Ya Bürki daha iyiymiş galiba. Yani gerçekten kafam çok karışıyor. 32 kastırıyor bir de kesintisi var. Biraz bakmak lazım abi bir şeylere. Ama ben bir ki şu andan abi 87.5 bile teklif verebiliriz abi. 87.5'luk hatta 87.600'lük bir teklif vereceğim. Gelirse gayet iyi olur bizim için arkadaşlar. Ve 130'a da satabilirsek mis gibi. Mazrui'lerimizden bir tanesi geldi arkadaşlar. Bir altı dudekli daha deneme yapmak istiyorum. Ama öncesinde arkadaşlar bir tek bir dudek basacağım. Hatta abi 6 kere tek dudek basalım mı ya? Bir bunu denemek istiyorum gerçekten. 6 tane dudek atacağım. Atayım abi sıkıntı yok. Önemli aslında ama tanesi 1 milyon coins ve yani tekte %10 şanslı olma ihtimali ne kadar onu bir öğrenmek istiyorum. Ve 6 kere falan denemek istiyorum açıkçası. Ama abi %10 şans da gerçekten çok düşük ve yani denenmemesi gerektiğini şöyle görüyorsunuz arkadaşlar mı? Abi yok yani boşu boşuna gerçekten bayağı bir dudek attık. Bu mantıklı değil. Ben bu videoda bu arada test etmek için siz görün diye yapıyorum.
Bir tane daha yaptık. Ulan olmuyor lan. 5 kere denedim. Bir kere olmadı arasında. Şimdi 6 kere deneyeceğim. Bu da olmazsa hatta bir dakika. Üçlü deneyeceğim ya. %30 belki olur. Toparlardık abi. Vallahi çok dudak sildik. Abi bir tane daha tekli deniyorum. 6 tane atıyorum. Ya yani bu arada bayağı bir dudak sildim. Boşu boşuna yani bu hesapta dudakları yedim bitirdim yani boşu boşuna. Abi arkadaşlar en mantıklısı 6 tanedir. Bu da olmazsa zaten abi yani ağlardım. 6 tane garanti oluyor. Boşu boşuna ben yedim. Videoda siz görün diye yedim arkadaşlar. Zaten dudaklarla kasacağımız birer milyon bizim için şey değil ama yani sadece bir tane daha yapabiliyoruz artık. O öyle bir sıkıntı yarattı bize. Abi o şöyle düşünelim. 6 tanesi olmadı. Sonra bir 6 tane daha denedik. O oldu diye düşünelim. Hatta diğerlerini de harcayayım. Ben bu hesaptaki dudakları sıfırlayayım arkadaşlar artık. Yani maalesef arkadaşlar yani olmadı. En iyi şans %60 şans. Garanti oluyor bende. Bende öyle bir şans var. Şimdi bunu dedim diye belki olmaz ama genelde oluyor arkadaşlar. Şöyle bir %60 şans daha deneyelim. Sonra ikisini de satalım gitsin arkadaşlar. Bu olur artık diye düşünüyorum. Yani bu oldu evet. Yani gayet güzel abi. Bir kere olmamış olsa zaten yani aynı seviyeye geldik abi. Şanslı olmamız güzel oldu. Ve şimdi arkadaşlar bunlardan da coinslerimizi aldık. Zaten bu videoda başka denemeyecektik. EA dudekleri bayağı bir dağıtıyor. Tanesinden birer milyon kasmış olduk bu şekilde. Ve ben bu iki mazruyu da pazara sizlerle birlikte şu anda koyacağım. İki mazruyumu da 14.700'den koydum arkadaşlar. Bunlara da satıldı gözüyle bakabiliriz. Yani bu hesabı 30 milyon coins yaptık arkadaşlar. 2 milyondan 30 milyona çıkardık bu hesabı. Bu hesaptan artık çıkabiliriz. Bu hesabımıza da geldik arkadaşlar. Burada zaten bizim bir tane ultra paketimiz var, açıyoruz. Şu anda hiç girmediğimiz hesabımıza geldik arkadaşlar. Ve bayağı da bir oyuncu oldu abi. Yine benim oyuncu limitim dolmuş olabilir valla. Öyle bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz ve bakalım abi doldu mu yine bilmiyorum. Ronaldo'ya basabilirim abi oyuncuları. Burada kolay kolay dolmuyor çünkü rahatlıkla Ronaldo'ya basabiliyoruz bütün oyuncuları. Öyle bir güzelliği var buranın. Ronaldo'yu da ben fullledim abi artık o zaman. Yani Ronaldo'yu artık fullledik. Sadece bronzlarla fullleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama bayağı bir oyuncu yedirdik Ronaldo'ya gayet güzel bir şekilde. Ama abi bu da fazla mı oldu? Aynen bu kadar yeterli bize antrenman dedim abi. Bütün bronzları bastık. Şimdi de buraya geliyorum abi. Ve derece yükseltme de yapalım. Endo'muz bayağı varmış. Endo üzerinden yapabiliriz biraz. Bakalım Endo 94 rating olacak mı? Vallahi oldu abi. Gayet güzel ya. %50 şanstan güzel vurgun yaptık bugün. Güzel 94 rating de oldu Endo'muz. Şimdi arkadaşlar buradan ben Endo'yu çıkartacağım. Şöyle Mahrez'le biraz deneyeceğim abi. Hızlı olursa Mahrez yani 93 olursa 94 de yapabiliriz. Yani 4'ken birden yükseltebiliriz Mahrez'i ama tabii %20 şansı tutturmamız gerekiyor. Önce %50 tutturacağız. Sonra bir de %20 tutturacağız. Yani imkansız bir şey. Ama deneyeceğim. Yani şu an deneyeceğim arkadaşlar ben bu Mahrez olayını. Bakalım olacak mı? Yani şansımızı da denemiş oluruz. %50 bir kere olmuyor zaten genelde. Oldu. %50 2'dir oluyor abi. %50 de bayağı şanslıyız. Ama %20 de olmuyor abi yani. %20 de kesin olmuyor. Bakalım biz yine de evet yani %20'nin olmaması gayet doğal arkadaşlar. Yine de ben denemek istemiştim onu. Tamam şimdi buradan Mahrez'i çıkartıp bir tane daha ultra paketimizi aldık. Onu sizlerle birlikte açabiliriz abi. Hemen geldik buraya ve bir tane daha ultramız var abi. Şu ultradan bizi şöyle bir coşturursan gerçekten çok sevineceğiz artık. Bir şey ver abi artık şu ultralar. Yani abi 6000-7000 cevherlik paketlerden kaç tane açmış olduk? Yani hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar yani 6000-7000 cevherlik paketlerden. Orada da bir ilginç durumlar var açıkçası. Şimdi hatta 5000 cevherlik pakette diyebiliriz. Buradaki ödülleri de toplayacağım şimdi. Hemen buradan topla diyorum tümünü. Bakalım bize neler verecek onu da görürüz. Yola gitti ama zaten abi maksimum çıkabilecek oyuncu belli olduğu için hemen geçtik. Bayağı bir oyuncu dağıttı yine abi. Yine bizim oyuncu limitimiz dolmuş olabilir. Bir bakalım abi dolmadı. Güzel. Şimdi takasta var mı abi? Beleş böyle bir güzel bir paketimiz falan. Şöyle bir bakıyoruz abi. Şu 79-84'lerdir falan filan var. Oraya geçiyorum abi. Buralara başka zaman. Şimdi arkadaşlar MLS'e de geldi. Ben bir tane MLS temel paket açacağım ya. Belki bu bize bir şeyler yapar abi. Belki burası bize bir şey yapar. Fena vermedi. Gayet güzel verdi. Şimdi de arkadaşlar kahramanlarımıza gelelim. Burada bir 91-93 paketimiz var ve bir de maskeranımız var. Onlara da sizlerle birlikte bakacağız. Toti'ye gitti lan 91-93 ama 91 Musiala geldi. Ve buradan bir tane daha paket açıyoruz. Dudeklerimizi ve maskeranımızı sizlerle birlikte şöyle bir alalım. Ve arkadaşlar şöyle hemen Flash Freeze ile başlayalım bakalım paketlerimizi aç. 83 artı Bundesliga 83 verdi tabii ki de. Yani abi şaşırmadık ya. Gerçekten bir kere de en yüksek reytingi görmedik. 85 artı Premier League 86'lık bir oyuncu geliyor abi. Hemen alalım 86'lık oyuncumuzu. Totti imkansız zaten. Evet 86. Abi çözdük oyunu artık. Yani gerçekten sinirlenmeye başlıyorum abi. O zaman kandırma bizi ya.
Ya gerçekten o zaman bizi kandırma abi. Ver direkt 86 rating oyuncu de, tıklayalım 86'mızı alalım ya. Abi bu kadar olmaz ki ya. Burada şöyle bir 500 5000 cevher ödülümüz var ve 1550 cevher. Yani burası en azından bir 1500 falan veriyor. Burada da 85 artı orta saha var. Zaten çöp abi, direkt olarak çöp. Ne verirse versin. Çöp en yüksek 93 verebilir. Onu da vermedi. Ve şimdi arkadaşlar burada da 90-97 ve maskara anımız var. Tabii ki de ya 90-97 alacağım abi ben ya. 90-97 almayacağım. Yani maskara anı alacağım daha doğrusu. Tricky B'si tamamlamış mıyız? Ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Burayı tamamlamışız. The Motor'a bakalım. Motorumuzu tamamlamış mıyız? Onu da tamamlamışız. Ve kahramanlar seferine bakalım abi. Orada da zaten şu anlık bir şeyimiz yok. Puzzle'ımız ne durumda, ona da bakalım. Buradaki ödüllerimizi de alalım. Bir tane 1 milyon coin salacağız arkadaşlar. Ve maskara anılarımızı vesairelerimizi hemen şöyle güzelce bir topluyoruz buradan da. Gayet iyi, gayet güzel arkadaşlar. Ve şu anda bu hesapta da 7500 cevherimiz var açıkçası. Fena değil ama şöyle mağazamızdan bir 7500'lük paket var mıydı ya? Tam 7500'lük. Yok değil mi sanırım? Yok abi, 7500'lük bir paket. Yok. Abi 6250'likten mi açsak bir tane ya? Burada da şanslar eşit mi? Yok abi. Diğer paket her türlü daha iyi ya. Ya bu paketten abi bence en iyisi buradaki. Aa burada da varmış. Kahramanlar Ultra paket. 5000 cevherlik olan paket ne abi o zaman ya? 6250'lik paket. Ya bu paket bence güzel değil. O yüzden abi ben bunu açmayacağım. Ve öne çıkanlardan 5000'lik sınırlı paket. Bir tane olan paketi açacağım. Bu daha mantıklı. Ya bu bir şey verse verecek ama... Ya abi gerçekten yani abi ben de biraz şanslı olmalıyım ama ya. Bu kadar da değil abi. Bu hesapta da 190 milyonumuz var arkadaşlar. Ve aynı zamanda şöyle oyuncularıma baktığımız zaman Ronaldo'muz var şöyle 175 milyon değeri olan ve yavaş yavaş sınırsız Ronaldo birikiyor orada ve asla satılamaz hale gelecekler. Burada 58 milyonluk bir Kvaratskhelia var. Onun dışında da neredeyse hiçbir şey yok diyebileceğimiz bir seviyedeyiz arkadaşlar artık. Yani neredeyse hiçbir şeyimiz kalmadı. Maskara anolarımızda 9 tane var. 3 kere deneme yapabiliyoruz maskara ano ile ilgili. Şöyle çok yüksek reytingli oyunculara bakacağım ben bir. Arkadaşlar açıkçası şu an maskara ano ile coins kasmak çok mantıklı değil. Yeni bir etkinlik gelir. Yeni etkinlik oyuncularının ilk anlarında yakalarız. O zamanlar maskara anoları falan basmak mantıklı. Çünkü maskara anolar çok daha fazla coins kastırabiliyor. Ya buradan da bütün oyunculara teklif verdim ve maskara ano ile ilgili hiçbir şey çıkmadı. Bugün hesaplarımızdaki ödüllerimizi aldık. Ve bayağı bir şey yaptık ama yakın zamanda bu videoya çok like gelirse yeni etkinliklerle birlikte maskara anolara çok fazla basacak şeyler gelecek. Aynı zamanda buradaki teklifleri de bitirmemi, yapmamı istiyorsanız arkadaşlar yani 40 tane 84'lük oyuncu ve 5 kere 4 200 tane de 80'lik oyuncu lazım bana. 200 tane 80'lik oyuncu ve bu görevi tamamlayacağım. Belki bir canlı yayın olur, belki bir çok güzel bir video olur. İstiyorsanız da yorumlarda belirtin. Ben bu görevleri tamamlamak da istiyorum açıkçası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok fazla şey yapacağız. Daha hesaplarda şu anda bu durumdayız ama toparlamalar, yükseltmeler falan filan bayağı bir gelecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrardan umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın kanama sakın hiçbir şekilde unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.